Evet, hoş geldiniz. Kur'an merkezli sünnet ve hadis tasavvuru, Kur'an merkezli, <laughs> Kur'an temelli sünnet ve hadis usulü nasıl geliştirilebilir? Bunun üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarımızın bir başka halkasına daha hoş geldiniz. Ee, geldik en önemli konulardan birisine. Tabii bir önceki oturumumuzda Allah Resulüne itaat konusunu Kur'an çerçevesinde konuşmuştuk. Çünkü Kur'an'da Allah'a ve Resulüne itaat kaydıyla birçok ayet geçiyor. Ama bu ayetlerin bağlamlarını dikkat almamız gerekiyor. Yoksa ne yaparız? İşte Bektaşi'nin hani meşhur namazza yaklaşmayın ayetine yaklaştığı gibi... ...biz de parçacı olarak kopartıp ayetleri bağlamlarından... ...daha sonra da Kur'an'ın hiç bahsetmediği ya da Kur'an'ın... O sırada nüzul ortamında gündeminde olmayan başka e, dönemlerde çıkmış tartışmalara monte etmeye montajlamaya çalışırız e, ayetleri ve monte edip onları ayetleri araç sallaştırmış oluruz. Dolayısıyla biz ayetleri bağlamlarındaki hadisleri ve sünneti de tabii ki kendi bağlamlarında anlamamız gerekiyor. Zaten hikmet, taparku gibi kavramlar bunun için var. Yani e, bağlamında doğru anlama çerçevesinde. İşte biz geçen oturumumuzda biraz bunun çerçevesini çizmeye çalıştık ve Allah'a ve Resulüne itaat edin ayetlerinin Allah'a ve Buhariye itaat edin, Allah'a ve falanca Raviye itaat edin anlamına gelmediğini hadis sünnet tartışması olsun ondan sonra buna da işte delil olsun diye o ayetlerin inmediğini detaylı bir şekilde konuştuk. Şimdi tabi burada şu var. Allah'a ve Resulüne bir sarmal olduğunu, bir dönüşümlü bir anlam alanı olduğunu söylemiştik Arapçada ve yine oradaki ve'nin yani vav'un iki ayrı şeye itaatten ziyade bir şeyi temsil eden diğer şeye de itaat anlamında geldiğini. Yani bir açıklama ya da birbirinin sonucu olarak yani Allah'a yani Resulüne itaat edin anlamına geldiğini de konuşmuştuk. Yine Allah'a ve Resulüne itaatin iki ayrı muhatabının olduğunu ayet grupları ayetleri gruplandırdığımızda olduğunu görmüştük birinci muhatabı eğer müşrikler münafıklar ehli kitap ise o zaman Allah'ın ayetlerini size getiren Resul'e itaat edin yani İslam'a itaat edin İslam'a girin İslam'a teslim olun Allah'ın çünkü bu muhataplar biliyorsunuz Allah'a iman ettiklerini söylüyorlar zaten ama İslam olmamalarının sebebi Resulü kabul etmemeler. Yani Resul'ün ki bugünkü değişlerde de böyle mesela değil mi? Yani Allah'a itaat biz Allah'a iman ediyoruz diyor. Ama Resule itaat etmediği için, Resule iman etmediği için Resul'ün getirdiği ayetlere iman etmiyoruz anlamında söylüyor bu insanlar. Dolayısıyla Allah bu muhataplara Allah'a ve Resulüne itaat edin derken Allah'a ve Resulünün Allah'tan getirdiği sözlere İslam'a itaat edin demiş oluyor. Bağlamdan bunu, yani birçok ayet bağlamıyla okuduğumuzda siyah ve sibakiyle ile bunu anlıyoruz. Bir de e, muhatabı müminler olan Allah ve Resul'üne itaat edin terkipleri var ki onların da e, Allah'ın Resulünün Kur'an'dan anladığı ve uyguladığı şeye yani Bizim bugün itibariyle artık mütevatir sünnet dediğimiz Kur'an'ın pratiklerine, Resul'ün Kur'an pratiklerine, Kur'an uygulamalarına itaat edin olduğunu e, net bir şekilde görüyoruz. Tabii şimdi e, daha da önemli bir konuya girdik. Çünkü Allah ve Resul'üne itaati oturttuktan sonra Allah ve Resul'ünün hüküm vermesi, Resul'ün hüküm vermesini daha net anlayabiliriz. Burada tabi başka Kur'an'ın kullandığı kavramlar var. Onları da işleyelim ve sonra hüküm mevzuna girelim. Evet neler var? Hemen ekranımıza geliyor. Evet gördüğünüz üzere Resul'e itaatle ilgili diğer kavramlar başlığı altında işlemiştik biz bunu kitabımızda. Resul'e ittibadan bahsediyor Rabbimiz. İttiba ne? Kafirlere de ki, ey Resul, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. Yani bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affedicidir ve rahmet kaynağıdır. Ali İmran Suresi 31. Ayet-i Kerime. Evet, burada neden bahsediyor? İçlerinde Allah sevgisi yerleşmiş bulunan Müslümanların bir kısmı geçmişteki müşriklerle ve ehli kitapla kurmuş oldukları iyi ilişkileri sürdürmek, dostluğu devam ettirmek istemekteydiler. Bunun yanı sıra münafıklar görünüşte İslam'a inanmış ve Allah'ı sevmiş gibi yapıyorlar. Fakat İslam'ın kafirlere dostluk kurulmaması gerektiği şeklindeki uyarısını dikkate almayıp onlarla dostluk kuruyorlardı. İşte bu ayet Hazreti Peygamber'den bütün bu muhataplarına eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz çağrısını yapmasını istemektedir. Zira Allah sevgisi onun gönderdiği elçiye itaat etmeyi ve o elçinin önderlik ettiği Müslüman toplum içerisinde dostluk kurmayı ve bu toplumun dışında ve aleyhinde işbirliği aramamayı gerektirir. Kur'an <laughs> Resulullah'a ittibayı emrederken Resulullah'ın sünneti adına ittiba terk edilmiş, taklide sarılınmıştır. Burada neye işaret ediyoruz? Şimdi ittiba ile taklit arasında da çok derin bir ayrım var. E, i̇ttibayı emrediyor Rabbimiz ama e, Müslümanların geneli ne yapıyor? Taklit ediyorlar. Onun hayat tarzının ahlakı olan Kur'an ahlakının hedefleri doğrultusunda uyulması, ittiba edilmesi yani sünnetin her coğrafya, tarihsel dönem ve şarta göre uyarlanması gerekmektedir. Yani kısa bir örnek verirsek, Sünnet olan yani ittiba etmemiz gereken diş sağlığını korumaktır. Ama biz sadece misvakla taklit ediyorsak ya da sünnet olan e, toplumun örfüne göre giyinmektir. Yani toplumun örfünde normal olan, ortalama olarak dikkat çekmeyen genel kıyafet neyse onu giyinmektir. Tabii ki e, temel ahlaki ilkeler çerçevesinde. Ama biz bunu bırakıyoruz. Arap kıyafetlerini sünnet zannederek yani peygamberin giymiş olduğu o yıllarda giymiş olduğu kıyafetleri taklit ediyoruz. İşte ittiba ile taklit arasında böyle bir e, derin e, hatta zıt bir anlam var. Böylelikle peygamberi taklit ederek ona ittiba etmemiş oluyoruz. Çünkü peygamber olsa o da içinde, Japonya'da olsa o da içinde yaşamış olduğu o kıyafetleri giyecekti. Kur'an Araf suresinin 3. ayetinde sadece ve sadece Kur'an'a tabi olun ve sakın ondan başka bir şeye veliye tabi olmayın buyurmaktadır. Bakın burada sadece tabi olun dedi, ittiba edin dedi ama aynı Kur'an bu bölümde görüleceği üzere Resul'e bize indirilene, Resul'e vahyolunanlara, vahye, sırat müstakime, Hanif İbrahim'in dinine ve müminlerin yoluna da ittibayı, tabi olmayı emretmektedir. Demek ki tüm bunlar aynı şeylerdir ve tüm bunları Kur'an temsil etmektedir. Aksi halde sadece Kur'an'a tabi olun. Sakın ondan başka bir şeye tabi olmayın buyuran Kur'an'ın bir haşa birbirleriyle çelişen ayetleri ihtiva ettiğini söylemiş olurduk, iddia etmiş olurduk ki böyle bir iddianın batıl olduğu ise zaten açıktır. Sadece Kur'an'a yani vahye, resule, Resulün Allah'tan getirdiği kitaba, sırat-ı müstakime, İbrahim'in dinine tabi olunacak Başka bir şey değil. Yani Resul'e ittiba ettiğimizde de sadece Kur'an'a tabi olmuş oluyoruz. Yani Kur'an'ın ölçülerine tabi olmuş oluyoruz. Kıyafet örneği üzerinden gidersek, içinde bulunduğumuz örfe göre giyindiğimizde, mesela benim şu an üzerimde bulunduğum bu süveter gibi, içinde bulunduğumuz toplumun Allah'ın Resulüne tabi oluyoruz. Yani örfle çatışmamış ve maruf örfe tabi oluyoruz. Zaten Kur'an'da bize bunu emrediyor. E zaten Resul de Kur'an'ı uyguladığı için Resul'ün bu Kur'an uygulamasını ittiba ettiğimizde sadece Kur'an'ı ölçüt, rehber edinmiş oluyoruz. Ama Resulullah'ı taklit etseydim, yani işte burada karşınızda bir Jap e Arap kıyafetleriyle bulunsaydım, o zaman ki ben Şam'dayken Arap kıyafetleri giyiyordum ya da Libya'da görevdeyken cumaları e Arap e kıyafetleri giyiyordum. Çünkü oranın örfü oydu. O zaman işte ittiba etmiş olmamış oluyorum. Allah Resulü'nü taklit etmiş oluyorum. Ve böylelikle de Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşmış oluyorum. Bakın kavramlar aslında çok bizim hayatımıza, bakış açımızı da e, şekillendiriyor. Evet dikkatimizi çekmiş olmalıdır ki Kur'an'da Allah'a ittiba yani tabi olma emri yoktur. Allah'a ittiba edin demiyor hiçbir yerde. Neden? Çünkü sadece Allah'a itaat emri vardır. Zira Kur'an'ın temel mesajı da zaten budur. Allah'a ittiba emri yoktur. Çünkü Allah'a tabi olunamaz. Allah karşımızda bulunan ve bizimle konuşan bir varlık değildir. Yani bir insan bizim e, cinsimizde bir varlık değildir. Ama beşer olan Resul bizim aramızdan seçilmiş ve Allah'ın mesajlarını bize iletmiştir ki önceki oturumlarımızda Allah'ın beşer insani yönlerini detaylıca e, hatta birkaç oturum konuşmuştuk. İşte Kur'an Allah Resulü'nün getirdiği Kur'an elimizdedir ve Kur'an'a tabi olarak Resul'e, Resul'e tabi olarak da Allah'a itaat etmiş oluruz. Resul benim yolum budur, bana tabi olun derken kendi şahsına değil Allah'a davet eder. Yusuf suresi 108. Neden? Çünkü benim yolum budur derken hani benim yaşam tarzım budur, işte bana kul köle olun. Yani kendi çıkarı için bir şey söylemiyor. Benim yolumdan kastı İslam yolu, Kur'an yolu, Dolayısıyla bana tabi olun dediğinde Resul, nebilik ya da insanilik tarafına değil, risalete tabi olun demiş oluyor ki Resul ve Nebi konusundaki e, anlam farklılığı, işlev farklılığı mevzuda da bunu zaten konuşmuştuk. Dolayısıyla bu durum anlama ve yorumlama kargaşasının önüne geçer. Kur'an'ın tatbikinde bağlamından, dil özelliklerinden kopartılarak tekrar tekrar kurgulanmasının, engellenmesinin önünü ancak Resul'ün hakemliği keser. Uygulamayla ilgili bir ayeti gerçekten de doğru bir şekilde nasıl uygulayacağımızın ölçüsü Resulullah'ın onu nasıl uyguladığıdır ki biz bugün buna artık sünneti mütevatir ya da mütevatir sünnet diyoruz. Bakınız şimdi sünnet usulü de şekilleniyor. Kur'an'da aslı olan, Kur'an'ı uygulayacağımız Kur'an'la ilgili bir ayet var ve ancak uygulayarak biz onu doğru anlayabiliriz. Çokça verilen örnek işte salat örneği gibi. E şimdi bunu e, ancak Resul'ün Resul'e ittiba ettiğimizde yani Resul'ün Kur'an uygulamasına, mütevatir sünnetine ittiba ettiğimizde doğru anlamış ve uygulamış olabiliriz. Böylelikle de Resul'ün hakemliğinin e, kendisi de ortaya çıkıyor ki işte karşımıza başka bir e, kavram çıkıyor. Kudve kavramı yani bugünkü Türkçe anlamıyla rol model kavramı diyor ki Rabbimiz ne ki biz onlara kitap, Onunla hükmedecek yetenek ve nebilik verdik. Eğer onlara bu hakikatleri inkar ediyorlarsa iyi bilsinler ki biz çoktan onların yerine başka bir topluluğu vekil kıldık. Onlar asla bu hakikatlerin inkarcısı olamazlar. İşte bu işte şu Allah'ın doğru yolu gösterdiği insanları o halde sen de onların rehberliğine ol. Ve de ki sizden bunun için bir karşılık beklemiyorum. Unutmayın ki o cümle o cümle aleme bir öğüt ve uyarıdan ibarettir. Enam suresi 89 ila 90. Ayet grubunda o halde sen de onların rehberliğine uy şeklinde meallendirilen kavram kudvedir. Kudvenin açılımı ise rol modeldir. Rabbimiz ayette Resulullah'ı diğer Resulleri rol model olarak seçmesini emretmektedir. Bakınız yani Resulullah da başkasının sünnetine tabi oluyor. Başkasını rol model alıyor o diğer Resullerin yolunu bizler de onun yolunu rol model alarak e, yaşamamız gerekmektedir. Resuller kitap, hikmet ve nübüvvet yani nebilik sahibidir. Sünnetin bu üç şeyi kapsadığını ifade edebiliriz. Yani kitaba dayanır, kitabullahın nasıl doğru biçimde uygulanacağının yöntemini uygular yani hikmeti kapsar. Ve bunu yaparken de Allah ile ilişki içindedir. Yani bu yöntemin yani hikmetin Resul'e ait olmasının sebebi, mantıksal sebebi onun nübüvvet sahibi olmasıdır. Mesela ben size desem ki Bülent Şahin e, olarak e, hikmet budur. Bunun e, şey meşruiyet zemini ne? Senin özden yorumun. Ama bunu meşrulaştırmamın temeli nübüvvetle ancak mümkündür. Ancak bir nebi bize hikmetin gerçekten hikmet olduğunu yani Kur'an'ın gerçekten doğru uygulama Yönteminin ne olduğunu e, Belirleyebilir Evet diğer bir örneğimizde Diğer bir kavramımızda usve kavramı Usve örnek almak demek e, Bismillah Doğrusu İbrahim'de Ve onu uyanlarda Sizin için güzel bir örneklik vardır Hani onlar kendi kavimlerine Şöyle demişlerdi Bakın biz sizden ve Allah'ın yanı sıra Taptığınız her şeyden uzağız Biz sizin hayat tarzınızı reddediyoruz Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a ibadet edinceye kadar ebediyen sürecek bir düşmanlık ve nefret vardır. Tek istisna İbrahim'in babasına senin için kesinlikle Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Ama senin lehine Allah'tan bir şey elde etmek yetkisine sahip değilim diye söz vermesiydi. Size düşen şöyle yalvarmaktır. Rabbimiz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Zira tüm yollar sana çıkar. Rabbimiz bizi küfür, küfre gömülenlerin elinde oyuncak etme günahlarımızı bağışla ey Rabbimiz. Zira sen evet sensin mutlak üstün ve yüce olan. Sensin her hükmünde tüm, tüm e, tam isabet kaydeden. Doğrusu onların bu tavrında içinizden Allah'ın ve ahiret gününün ödülünü uman kimseler için elbette güzel bir örneklik vardır. Usve-i hasene vardır. Ama kim de kafirleri dost edinerek bu emre sırt dönerse iyi bilsin ki Allah kimseye muhtaç olmayan yegane varlıktır hamdin tamamı zatına mahsus olandır. Mümtehine suresi 4 ile 6. ayetler. Evet, güzel örneklik İbrahim aleyhisselam ve takipçileriyle Muhammed aleyhisselam ve takipçileri için kullanılmaktadır. Ee, 60. surenin yani Mümtehine suresinin 4 ile 6. ayetlerinde biraz önce okuduğumuz ayetlerde örnekliğin içeriğinin tevhid ve tenzih akidesi olduğu da açıktır. Bunu okuyoruz ayetlerden. Dolayısıyla ifadenin Hazreti Muhammed için kullanıldığı ikinci ayet kümesi şudur. Doğrusu Allah Resulü sizler için Allah'ın ve ahiret gününün ödülünü uman ve Allah'ı sürekli hatırlatan herkes için güzel bir örneklik teşkil eder. Nitekim müminler müttefiklerini gördüklerinde Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şey işte budur. Ve Allah da doğru söylemiştir. Resulü de derler. Dahası bu onların yalnızca imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Ahzab suresi. 21 ila 22. Bakınız TSC yani usve taklit ve teşebbüh değil. Yani onun aynen uygulamak, yani taklit etmek ya da ona benzemeye çalışmak yani fiziksel olarak teşebbüh değil. Birinin yaptığını onun maksadını gözeterek yapmaktır. Usve ilan edilen model kılınmıştır. Sadece üretilebilir olanlar model gösterilebilir. Peygamberler örnek alınsın diye insanlar arasından seçilmişlerdir. Yerde yürürler, iz bırakırlar ve izlenirler. Bu ayetin nuzul ortamıyla ilişkisi de açıktır. Hazreti Peygamber en kritik insani durumlarda bile duruşunu bozmuyordu. Yani savaş gibi, sıcak savaş gibi. Ve alemlere rahmet olmak, bütün bu insanlığa model olmak demekti. Bu ise iyilik artsın diye varlığını sadaka vermekti. Evet, e, isterseniz yine bakınız e, bu, bu kavramda çok şey oldu, kusura bakmayın böyle her oturumda bir ileri atıyoruz ama isterseniz bu oturumu burada sonlandıralım. Yine playlistimizden hemen diğer oturumu da izleyebilirsiniz. Yani ardından yüklendiğinde. Dolayısıyla Resulullah'ın hüküm vermesini müstakil bir oturumla konuşalım. O oturumda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Selamet ile selamlar. Selamun aleyküm.